Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere Epson yazıcıların kalite, bas kalitesini göstereceğiz. Ne kadar kaliteli, fotoğraf çıktılarının nasıl olduğunu, daha önceki videolarımızda soranlar olmuştu, bas kalitesi nasıl fotoğraf kağıdına diye. Arkadaşlar, önemli olan kaliteli bir bas kağıdı almak. Gördüğünüz gibi arka yüzünde yazıları oluyor, ön yüzü parlak oluyor. Bunları arkadaşlar yazıcımızın kağıt bölümüne şu şekilde koyuyoruz. Daha sonra mavi kıskaçlardan kağıdın ebatına göre bu alanı daraltıyoruz. Tam oturacak şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. Parlak yüzey dediğim gibi üst tarafa gelecek. Daha sonra arkadaşlar yazıcımız şu an açık. Epson'un uygulamasını bilgisayara indirsek, Epson uygulamasından baskı aldığımız zaman daha kaliteli sonuçlar elde edilebiliyor. O yüzden uygulamayı indirsek %10-15 bir baskı farkı oluyor. Şuradan şu an kağıt ebatı koyduğum kağıt ebatı 10-15. 10-15 seçiyorum arkadaşlar. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi kayıtlı bir fotoğrafım var. Seçiyorum. Arkadaşlar detaylar tekrar burada. Gördüğünüz gibi kağıt boyutu, düzen, kenarlıksız. Adı, arka kağıt beslemesi, Epson Premium Glossy. Yazdırma kalitesi standart veya yüksek seçebilirsiniz arkadaşlar. Standartta biraz böyle kağıt ince ince gözle görülmeyen çizgiler çıkıyor. Yüksek kalitede onu da yok ediyor. Standartta daha hızlı basıyor, yüksek kalitede çok yavaş basıyor. Ben yüksek kalite basıp size yüksek kalite çıktısını göstereceğim. Tüm sayfa yazdırmayı başlat diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yazıcının bir ayarı var. Şöyle bir ayar anlatayım size. Eğer 10 günden fazla olduysa yazıcı kullanmayalı. Yazıcı kafa temizliği yaptırın. Bunu videonun devamında onu da göstereceğim ve anlatacağım. Fotoğraf çıktısını aldıktan sonra şu an onaylamamı istiyor. Yazdırmaya devam et diyorum. A4 çünkü tanımlıyor. Şimdi arkadaşlar evet baskı başladı. Dediğim gibi videonun sonunda kafa temizliğini de anlatacağım size hızlıca. Evet şu an gördüğünüz gibi fotoğrafımız çıktı. Size şöyle göstereyim. Şöyle yakından da göstermeyi deneyeyim. Yazıcıdan gönderdiğimiz. Elimize aldığımız. Şimdi odanın ışığından çok net gözükmeyebilir ama fotoğraf güzel arkadaşlar. Kameranın odaklamasından, ışık eksikliğinden net gözükmeyebilir. Fotoğraf güzel. Bas kalitesi olarak da fotoğrafçılardan aldığımıza yakın kalitede. Zaten artık fotoğrafçılar da pratik baskı olması için yani böyle hızlı baskılarda bunun 5 renklileri var. Epson'un, Canon'un 5 renkli olanları var. Canon'da var mı pardon bilmiyorum ama Epson'da 5 renkli olanlar daha kaliteli. Bir renk daha olduğu için daha kaliteli baskılar veriyor. Onlar direkt artık onlar bile onu kullanıyorlar. Yani evde kendiniz dediğim gibi çok güzel baskı, fotoğraf baskısı alabiliyorsunuz. Zaten %5'e göre 7000 diyor ama 5000 rahat çıktı alabiliyorsunuz. Renkli çıktı alabiliyorsunuz. Şimdi hızlıca sizler arkadaşlar bir de kafa temizliğini göstereceğim. Kafa temizliği önemli. Eğer 10 günden uzun süredir kullanmadıysanız, 10 günden uzun süredir kullanmadıysanız şöyle odaklayalım. Şurada ayarlarda hızlıca ayarlara bakıma geliyorsunuz. Bakımda okeyliyorsunuz. Şurada odaklamayı düzeltelim. Modül kontrolü değil. Kafa temizliği var gördüğünüz gibi. Okeyliyorsunuz. Eksik noktaları düzeltmek için diyor başlatın diyor. Evet şu tuşa basarak başlatmamızı istiyor. Başlattığımızda arkadaşlar kafa temizliği ne biliyor musunuz? Bazen çıktılarda şöyle ince ince aralara çizgi atıyor. Uzun süre yazıcı kullanmamaktan kaynaklanıyor. O da basit bir işlem. Kafa temizliği 3 dakika gibi kısa bir süre sürüyor. Ama yazıcının dediğim gibi uzun süre çıktı almadığınızda yapmanız gereken bir şey. Onun dışında Epson ve Canon dediğim gibi evde mükemmel çıktılar almakta. Fotoğraf ve normal A4 çıktılarında. Çok ideal ürünler. Artık herkes kendi resim baskısını bile evinde rahatça alabilir.